Akşam sıralarıydı. Ben işimi bitirdikten sonra eve gidecektim. Tam üstümü değişirken, yani üstüm müsait değildi. 15'e yakın polis içeri girdi. Üzerlerine tem yazıyordu zaten. Polis dedi. Ben durdum zaten yerimde. Dedim, adım ne dedim, Müslüm Güneş. Beni dedi, tam telefonu ver. Telefonumu verdim. Üstümü giymemiştim. Başımı duvara değdirdiler. Vurdular, yani öyle diyeyim size. Beni ters keleş yaptılar. Yani öyle bir şekil daha ben görmedim yani. İnsan onunla öyle bir şekil yapılmaz. Bana yaptılar. Ters kereçeyle beni dizüstü yere çöktürdüler. Dedi, evin adresini ver. Argo kelimeleri orada bana kullandılar. Tabii ben onları söylemek istemiyorum burada. Beni götürdüler. Yolda giderken video açtılar. Beni kameraya aldılar. Ölürüm Türkiye'mi okuttular bana. Herkes Kürt, efendime söyleyeyim. Ben Kürt'üm, Olaz, o Çerkez. Yani bunun ayrımcılığı, bunlar yaptıkları için beni aldılar. Kürt'üm yani. Benim ailem Kürt, annem Kürt, babam Kürt, dedem Kürt. Herkes Kürt yani. Sonra beni hastaneye götürdüler. Dediler, kafanı kaldırırsan, kafanı affedersin çıktığın, yani öyle diyeyim size. Ben kafamı kaldırdım hastanede, o kadar kişinin içinde. Beni böyle yerden sürüklediler, içeri götürdüler. Hastaneden çıktık, karakola gittik. Beni indirdiler tabii. İndirdikten sonra bana dediler, cehenneme hoş geldin. Bu kelimeyi söylediler bana. Sonra beni yine dizüstü, yani ters kereçe yapıp yine benim belime bastırdılar. Bana bir tanesi dedi, acıyor mu? Dedim, hayır abi, acımıyor. Benim astım zaten var, ilaçlarım zaten doktor raporlu. Nefesim kesildi oldu. Ben dedim, öldüm yani. Bittim yani. Sonra daha beter bastırdılar. Acımıyor dedim ya. Biraz daha bastırdılar. Ben dedim, belim kırıldı. Ben böyle bir şey görmedim yani. Bir şey yapmamışım yani. Beni böyle aldılar ama ben hiçbir şey yapmadım yani. Zaten savcı da bana dedi. Dedi, senin bir suçun olmadığı halde bunlar seni nasıl alıyor zaten? Dedi, ben seni hiç konuşturmayacağım. Dedi, direkt serbestsin zaten. Aynen, savcı dedi, sen hiç konuşmana gerek yok. Dedi, serbestsin, çıkabilirsin. Ben savcılıkta serbest bırakıldım. Ben sosyal medyada, TikTok'ta herkes yapıyor yani, efendime söyleyeyim yani, insan her TikTok'ta her şey yapıyorlar, sosyal medyada diyelim, biliyor musunuz, efendime söyleyeyim, ben böyle yaptım diye, zafer işareti yaptım diye beni aldılar. Tabii ki yapacağım. Şu an ben kendim esnafım zaten. Ben yaşım 29, ben 20 yıldır fırında çalışıyorum. 20 yıllık esnafım, tamam mı? Benim ustam benim arkadaşımdır, işi arkadaşlarımız benim arkadaşlarımdır zaten. Ben o gün çıktığım gün fırına gittim. Benim motorum vardı. Ben motor almaya gittim. Dedi, hiç fırın içine girme, biz motoru çıkartırız. Abi, ben ne yapmışım? Sen dedi, PKK'ya üye olmuşsun. Sen terör örgütüsün. Sen böylesin, sen şöylesin. İşimden tabii ki oldum. Şu an beni kimse işe almıyor. O görüntülerden dolayı. Ben medyadan da şikayetçiyim, basından da şikayetçiyim. Ben o videoları kaldırmasını istiyorum. Ben şu an iki tane çocuğum var, tamam mı? Benim bunlar sicilime istese, benim yarın öbür gün çocuklarım okuyacak, bir şeye sahip olamayacaklar. Kimin yüzünden? Benim yüzümden. Ama ben öyle bir şeye üye değilim yani. Bana yapılan başkasına yapılmasını istemiyorum yani.